çekeceğiz. 4.59 mu var? Evet abi. Merhaba. Ben Hababam Savunucularından Teoman Ayık. Hasan Demir'i YouTube'dan takip edin lütfen. Evet, Şarköy 59. Sevgili Hasan abi. Teşekkürler abi. Şarköy 59. Hasan Baba'ya sevgilerle. Bisikletçiler. Niye? Herkes bisikletçi, hepsi burada. Girersin, hiç olmaz bana hiç. Girebiliriz değil mi? Yerlere geçin. Suyu da girmem dediğim aslında var. Evet, şimdi burada bir müzeye geldik. Nereye gezeceğiz? Şöyle bir dolaşalım öyle bir film icabı. He? Burada müzede çok tarihi eserler var. Bu da onlardan birkaçı. Valla altın küp olsa bence daha iyi. Sağlı sollu bir sürü eserlerin bilgileri var. Herhalde buradan öbür taraflara geçmeyin demek istiyorlar. Bu da kurbanlık koymuş, onun ayaklarını kesmişler herhalde. Şampiyonla aynı turdayız. Evet. Sen bisikleti mi sordun, trek? Evet. Nasıl diyor? Ağır diyor bana. Yani görünüm olarak bana. O ne kullanıyor? 32 Amerikan. Nerede bu? Türkiye'de yaşamıyor mu? Aa. Buralarda da var bir şeyler abi. Ha? Cam. Ne abi? Ya şey güzel hani muz, çikolata vesaire burada, sandviç, işte 5 Şubat kola, su bol. Mutlaka vardı, soralım. Kapıdaki güvenlikler yönlendirir. Ya biz geziyoruz ama biz de geziyoruz Tarık abi. Yorulan bir bisikletçi uzanmış. Tarık abi, rehber herhalde gezecek. Biz ona içtik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekliyorum, gelsin. Evet, böyle gelebilirsiniz efendim. Böyle gelin. Evet. Öncelikle tekrar, evet, bekleyeyim biraz daha. Herkes toplansın. Yanaşabilirsiniz böyle. Evet, böyle zor oldu biraz. Yorgunsunuz da. Hepinizi tebrik ediyorum tekrar. İsmim Süha. Öncelikle kendimi tanıtayım. 2014 yılından beri Troya Kazılarında ve Troya Müzesi'nde çalışmaktayım. Devlet memuruyum. Arkeoloğum aynı zamanda. Sorularınız olursa sorularınızı da alacağım. Öncelikle ben işten tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Bu yorgunluğu verdiğiniz, fedakarlığı verdiğiniz için. Evet, şimdi kısaca anlatmaya başlarsam eğer. Troya Müzesi'ndeyiz. Troya Müzesi 2013 yılında yapımına başlanıyor ve 2018 yılında açılıyor Kültür Bakanlığı'nın projesi kapsamında. Burada ne görüyoruz? Troas bölgesi, yani antik dönemde buranın adı Troas bölgesi. Burada işte endemik hayvan ve bitki türlerini görmekteyiz. Kısaca hemen sağ tarafa doğru geçelim yavaş yavaş. Bundan kim bahsediyor bize? Herodot, tarihin babası, işte Troas bölgesini farklı farklı şeylere ayırıyor. O da işte bölgeyi ayıraraktan farklı yerleri olduğunu belirtiyor. Şimdi Assos var. Troas bölgesindeki önemli yerleşim merkezlerinden. Assos güneyde yer alıyor. Neyle ünlü Assos? Et yiyen nahitleriyle ünlü. Yani insanların etleri buraya koyulduğunda granit taşlarına çok yakın bir sürede hemen çözülüyor. Yani aynı zamanda Aristoteles, Büyük İskender'in hocası burada akademiyi kuruyor, eğitim veriyor. Assos aynı zamanda bir Helenistik kentlerin, polis kentlerinin en önemli kentlerinden bir tanesi. Burada işte Assos'ta çıkan mezar hediyelerini görmektesiniz. Genelde ahşaptan, pişmiş topraktan yapılan hediyeler bunlar. Gene yan vitrin de aynı şekilde, bu sağdaki vitrin. Bunlar hep Assos vitrininden eserler.
farklı, şöyle görüyorsunuz zaten saz çalan müzik grupları var, işte oyuncaklar var, çocukların oynadığı pişmiş topraktan yapılmış. Farklı farklı böyle gördüğünüz bu vitrin Asos eserlerini ortaya koyuyor. Evet, gelin şöyle hemen arkanıza doğru gelelim. Burada tarihte ilk çıplak metinlenmiş kadın figürünü görmekteyiz. Bu Afrodit heykeli. Aslında şöyle, orijinali şu. Şimdi bir heykel tıraşımız var. Heykel tıraş bu heykeli yaptığında Kridos, yani günümüzde Datça'ya bağışlıyor. Ama Datça'daki insanlar biraz bağnaz. Yani bağnaz demeyeyim de şey, Tanrıçanın çıplak betimlenmesini istemiyorlar ve onlar başka bir heykel yaptırıyorlar, Praxiteles'e. Yani o zamanın en ünlü heykel tıraşına. Praxiteles'e kapalı bir heykel yapıyor. Bunu da İstanköy dediğimiz başka bir yerdeki yaşayanlar alıyor bu heykelin aynısını. Daha sonra Kridos'lar pişman oluyor, o heykeli geri istiyorlar. Orijinali mermerden, yani tapınak düşünün, mimari bir yapı. Orijinalini onun üstüne koyuyorlar ve zamanla kayboluyor, yıkılıyor. Bu da pişmiş topraktan kopyası. Yani burada görüyoruz ki bir tane kadın var. Kadın büyük ihtimal banyodan çıkıyor veya giriyor. İşte avlusunu hidra dediğimiz su kabının içine koymuş, üstüne koymuş. İşte önemli yerlerini kapatıyor, gizlemeye çalışıyor ama yani şunu bilmek önemli. Tarihte çıplak olarak betimlenen ilk heykel statüsünde kadındır yani. O önemli. Yani aslında iki heykel için yapılıyor. İki şey için yapılıyor. Birisi giyinik, birisi çıplak. Bu da Kredos'ların sonradan aldığı heykelin Roma dönemi kopyası. Evet, hemen gene diğer bitine geçtiğimizde burada gene Helenistik dönemden farklı farklı pişmiş topraktan yapılmış, işte Biga'dan, Parion'dan, ondan sonra Lapseki'den ve benzeri yerlerden, yerlerden çıkan eserleri görmekteyiz. Yine 11 numarada Nike ambleminin, Nike markasının amblemini görüyoruz. Bu da gene bildiğimiz, yani aslında kanatlı zafer tanrıçasını temsil ediyor 11 numaradaki. Yine sol tarafımızda Biga Gümüşçay'dan ortaya çıkan eserler. Tabii Yunanlar ne yapıyor? Mısır'dan etkileniyor. O zamanlar oryantalizan dönem dediğimiz dönemde. Burada işte 4 numarada mesela yakından baktığınızda önünden geçerken göreceksiniz, bir Mısır kadınını görüyoruz aslında. Onun ikonografisinden etkilenmiş, yani yüz hatlarından ve benzeri. Onlar da burada polis devletlerinde bunu yapmışlar. Diğer karşı vitrinlerde ise yine farklı yerlerden, işte Bozcaada'dan gelen eserler var. Bozcaada'yı biliyoruz, gene Tenedos olarak nitelendiriliyor. Eski antik dönemdeki adı. Burada işte mezarlardan çıkan ölü kaplarını, işte aynı zamanda Pelikya dediğimiz, işte Laginos dediğimiz gene su testisi ve benzeri kapları görmekteyiz. Bunlar da ne? Gene aynı zamanda o zamanki insanların günümüz hayatı, yani o zamanki yaşamlarında kullandıkları önemli kaplar. Burada aynı şekilde neler var? Sikkeler var. Sikkeler de bize önemli bilgiler veriyor. Nasıl, ne konuda bilgiler veriyor? Günümüzdeki gibi aslında o zamanın önemli imparatoru veya imparatoriçesi ya da kral veya ailesi ön yüzünde bulunuyor. Arka yüzünde de, elini çekersen göstereyim, şöyle açayım şurayı. Şurada baktığımızda bazıları altından yapılmış, elektron, yani elektron karışımı. Bazıları gümüş karışımı. Sikkeler de bize aynı seramikler gibi antik dönemde kronolojik olarak bilgi veriyor. O dönem nasıldı? İnsanların işte hayatları ya da güçleri, ekonomik güçleri nasıldı? Onları anlatıyor. Ön yüzünde genelde dediğim gibi daha çok imparator veya imparatoriçe, yani onun portresi yeri oluyor. Arka yüzde şehri temsil eden bir ikonografi. Bir bazen gül olabilir. Foça'nın mesela fok balığı. Fokaya'dan geliyor Foça'nınki. Ondan sonra Ali Han'ın bir köknar ağacı. İşte bunlar böyle ön yüzünde ve arka yüzünde olarak gümüşten, altından, ilk Lidyalılar zamanında altından, daha sonradan da böyle yavaş yavaş oran değişiyor, düşüyor. Evet, böyle hızlıca devam edelim. Burada ne var? Gördüğümüz gibi okuşlarını görmekteyiz. Troya Savaşı'nda kullanılan biraz okuşları ve en meşhur alana giriyoruz yavaş yavaş. Şimdi burası biraz şeydir, havasız kaldığı için istiyorsanız şöyle yavaş yavaş girelim. Herkes baksın bir, şöyle devam edelim. En önemli yer altın bölümü. Müzenin altın bölümüne giriyoruz. Hazine bölümü. Poşet getirdik abi, baştan söylesene ya. Poşet gözlerimizde. Evet. Şöyle dağılarak gezersek daha iyi olur. Böyle gidin hem. Şimdi karşı tarafta Biga'dan ve Parion'dan eserler var. Bunlar altınmış ya. Özellikle birkaç tane alan gelmiş de. Büyük İskender kabileşleri arkaymış ha. Büyük İskender'in eski dönemde Anadolu'daki hakimiyetini sağlamasıyla en arkadan gelenlerden ödül olması lazım. Yükseliyor ve altınların oranı yükseliyor. Yani güç kazanıyor aslında. Yani ülkeler Batı Anadolu'daki kentler de kendi böyle diadem altın üretimine geçiyorlar. Büyük İskender bunu en başarılı şekilde sağlıyor. Evet,
Diğer tarafta yine Troya vitrinler görüyoruz. Burada Troya'dan giden hazinelerin bir kısmı var. Ama genelde Troya hazinelerinin çoğu şeydedir. Pushkin Müzesi'nde ve Moskova Müzesi'nde çünkü çalınıyor. Bunlar da Pensilvanya Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı'nın işbirliğinde yaptıkları bir anlaşma konusu şeyinde yapılmış. Geriye iade ama çok küçük bir kısmı. Gerçek efendim. Buradaki altın hepsi gerçek. Yine hemen şurada bu en güzel bence bayağı 4 numaradaki altın görüyoruz. Bu da yine Biga'da gümüş şahide bulunmuş. Aslında bir kadın kolyesi. Ne var? Meşe palamudunun orijinalini almış adam, onu benzetmiş ve altına işlemiş. Aslında meşe palamudunu görmekteyiz burada. Yani meşe palamudu ağacını bildiğiniz böyle zanaatkarlar işleyerekten bir kolye yapmışlar ve en nadide eserlerden bir tanesi. 4 numaradaki kadın kolyesi. Evet, yavaş yavaş çıkalım buradan. Palamut işiniz yaramaz, verin bana be ya. Sizin de işiniz yaramaz. Evet. Sizin de işiniz yaramaz, bizim işimiz yarar. Ya bizim danamı var, biz danama mı getiririz yani? Bak burada birkaç tane var. Benim makine dönüş kaçta olacak usta? Yani daha şu an tembelede çok meşgul baksana. Evet, evet o yüzden. Bunlar ne anlatıyor acaba? Lahit. Şimdi ne var? Lahit. Bu lahit önemli. Niye önemli? Onu anlatacağım. Biliyoruz eskiden insanlar normalde kremasyon yapıyorlar. Yakma geleneği. Bedenleri öldükten sonra yakıyorlar. Daha sonradan da kaplara koyuyorlar falan ama klasik dönemden itibaren artık güçlenince birazcık kendilerini böyle biraz daha hani ölümsüz yapmak için layıkların içine koyuyorlar. Bu layık da gene altı kulaç lahtı olarak bilinmekte. Yine Biga taraflarında bulunuyor 1990 yıllarında. İki sahneye bölünmüş aslında. Sahneyi görüyoruz. Burada ne var? Bir tane Pers askeri var atın üzerinde. Arkada da Yunanlı bir asker var. Niye burada şimdi Pers askeri önde, Yunanlı arkada? Benim ya bir zamanlar Persler Anadolu'ya hakim oluyor. Yani İranlılar milattan önce 5. yüzyılın ortasından başlayıp İskender'in, Büyük İskender'in buraya gelesiye kadarki zamanda Anadolu'ya hakim oluyor. Burada bir domuz avı sahnesini görüyoruz. Nereden anlıyoruz askerin, Pers askeri veya Pers komutan olduğunu? Kıyafetinden aslında Persler biraz daha salaş giyiniyor, görmektesiniz. Adamın işte şalvar dediğimiz şalvarımsı benzinde bir şey. Aynı zamanda işte kıyafetinin üzerindeki şapkası, ondan sonra ve başka şey, ikonografik özellikleriyle bu aklının aslında bir Pers askeri olduğunu ve Yunanlıları paralı asker olarak Yunanlıları kullandığını görüyoruz burada. O yüzden önemli bir layık. Gene diğer kısa yüzde, sizin tarafınızdaki o kısa yüzde bir tane Yunanlı, Pers askeri Yunanlıyı öldürüyor. Yani orada görüyorsunuz aslında. Burada ne anlıyoruz? Perslerin uzun süre Yunanlılara boyun eğdirdiğini ve Anadolu'da mutlak güç olduğunu anlıyoruz. Evet, şöyle devam edelim. Burada neler var? Terledim ya. Bisiklet kullandım bu kadar terlemedim. Burada terledim. Su işleri oldukça önemli. Gözyaşı şişelerini görmekteyiz. Umyantarium, Bluterium dediğimiz gözyaşı şişesini... Ben de şöyle çıkacağım. Gözyaşı şişesi aslında şöyle. İnsanlar seyredildi. Kaybettiğinde üzülüyorlar ve genelde gözyaşı